durun bir dokunmayalım. Ne olacak göreceğiz. İşte istilacı balıkların veya istilacı hayvanların ne şekilde etkilediğini anlatıyor aslında burada. Dalış noktalarının olduğu bir bölgede o balığı biz bir sezon boyunca takip etme şansımız oldu. O balık hiçbir yere ayrılmadı. Deniz biyoloğu. Ama bir sene sonra geldiğimiz zaman o bir balık oldu 16 balık. Yayılacak mı, yayılmayacak mı? Olur mu, olmaz. Hadi size bir soru. Şimdi bu istilacı aslan balıkları bizim Akdeniz'e geldi. Antalya bölgesinde Kaş'ta, Maş'ta, Kalkan'da görülüyor çevresinde. Bu istilacı balıklar niye aşırı yürüyor? Evet. Sen sus oğlum, dur ben chat'e sorayım. Doğru cevap veren var mı? Var da var. Genel bütünlük tek bir kelime yazıyor ve şu an hayattan soğuyorum. Doğru cevap. Azgınlar abi. Şey mi? Piramidin tepesinde oldukları şey. Derken... Çünkü onları avlayacak başka bir üçlü tür yok. Anda... Balık yok, köpek balığı yok. Her tarafa bütün aslan balıkları yiyen canlılar yok. Yaşam alanı oluşturan her noktada aslan balığı görmek mümkün. Ya oğlum, chat'teki bazıları okuyamıyorum, taşak geçmeyin. Aslan balığı oldukça görkemli ve ilgi çekici bir balık türü. Gövdesi de zehirli dikenlerle kaplı. Bu zehir onu korkusuz bir balık yapıyor. Aslan balığı öldürmüyormuş, öğrendik. Taze aslan balığının soktuğu birine reaksiyon veriyor. Tabii insandan insana değişir bu ama onu da gördük. Şimdi aslan balığı nasıl Türkiye'ye geldi, bizim kıyılarımızda var, onu göreceğiz. Daha iyi sizden kaçmıyor. Kendisine güveni tam. Aslan balığının doğal yaşam alanı Pasifik. 2007'de bir akvaryumdan denize salınmasıyla 3 sene içerisinde Karayipler'in her tarafına yayıldı. Bir akvaryumcular. Aslan balığı 1 milyon yumurta bırakabiliyor. Oldukça kısa sürede hamile kalıp sık sık yumurtlayabiliyor. Bilinçli bir şekilde dikenlerini ayıklarsanız yenilmesinde bir sakınca olmayan eti oldukça leziz bir balık. Aslan balığı son sefer Hisar'da görüldü. Şu anda o kadar ciddi bir popülasyon artışı var ki ve Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Bey. Enteresan farkı da var. Soğuk sularda da yaşayabiliyor. 8-10 derece suya kadar yaşayabiliyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl Marmara Denizi'ne bile varacaklar. Belki Karadeniz. Abi Marmara'ya da geliyorlar da Marmara'da şu an daha ciddi sıkıntılar var. Geçecekler daha ileriki zaman. Bence oraya gelmezler. Ama diğer hiçbir tür henüz Bodrum'u dönüp de yukarı çıkabilmiş değil. Çünkü su sıcaklıkları hakikaten bir anda düşmeye başlıyor. 20 derecenin altına düştüğü için de bu türler yukarı çıkamıyor. Ama bu sıcaklıklar böyle ısınmaya devam ettiği sürece Akdeniz tropikal bir deniz haline geliyor. Oo. Belki 15-20 yıl sonra burası tamamen tropikal bir deniz olmuş olacak. Günde 9 tane istilacı türün Akdeniz'e girdiği tespit edildi. Şimdi bunlar nereden geliyor? Bir tanesi. Şimdi istilacı türler nereden geliyor kısmını anlatacak ama 9 günde 9 tane mi dedi? Günde 9 evet, farklı tür Akdeniz'e giriş yapıyormuş. Süveyş Kanalı. İkincisi Cebeli Tarık Boğazı. Üçüncüsü de gemilerin balat tanklarındaki tropikal yumurtaları alıyor. Oldukları suyu Akdeniz'e geldiklerinde bastıkları zaman limana girdiklerinde bu sularla gelen larva ve yumurtalardan büyüyen türler. Süveyş Kanalı 1869 yılında açılmış olmasına rağmen türler neden şimdi geliyor diye soracak olursanız daha öncesinde Nil Nehri'nin suları Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açıldığı yerde çok büyük bir tatlı su bariyeri oluşturuyordu. Ne zaman 1970'de Asuan Barajı yapıldı, Asuan Barajı'nın yapılmasıyla Nil Nehri'nin suları artık barajda toplandığı için Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açıldığı yerde artık bir bariyer kalmadı. Aynı zamanda Kızıldeniz Akdeniz'den 22 santim kadar daha yüksek olduğu için zaten doğal bir akış var. Bir de geçen sene 90 metre kadar daha eni genişletildi Süveyş Kanalı'nın. Hem de daha ne güzel video yapmışlar lan. Çok böylece artık basit tali anlatım. Yol oldu size otoyol. Türlerin çok daha fazla ve hızlı bir şekilde Akdeniz'e erişmesine sebep oldu. Gelen türler hepsi tropikal türler ve aynı ortamda o kadar sıkışık yaşıyorlar ki hepsi milyarlarca yıldır inanılmaz bir rekabet içerisinde çok ciddi bir yaşam stratejisi ortaya çıkarmış durumdalar. İşte Akdeniz'e geldiği anda... Geldi belalılar. Geldi belalılar. Bu hayvanlara çok sempati duyuyordum. Sonra
kurulmaya başladım bunlara. Bir silahlı bir canlının hiç elinde silahı olmayan ilkel insanların olduğu alon yere balığı, gelmiş. Alon balığı, puffer. Bu şeyler vardı ya, görmüş müsünüzdür akvaryumcularda. Minnakları satılıyor bunun. Ufak ufak. Ve dolayısıyla geldiği ortamdaki bu rekabet kabiliyetini anında Akdeniz'e uyguladığı anda korkunç miktarda sayıları artabiliyor. Var olan türlerin üzerine baskı kurabiliyor ve habitatları kaplayabiliyor. Bütün bizim puffer yerel işte. Türlerin yavrularını yiyor. Vay yavşaklar. Nasıl bir avcılık yapıyor derseniz, kayaların içerisinde yaşayan Akdeniz'e özgü yavruların olduğu yumurtaları, çünkü balıklar yavrularını ve yumurtalarını kayaların gibi saklandıkları, gizlenemeyecekleri yerlere bırakırlar. Bazısı zehirli olan yüzgeçlerini açarak iki taraftan hipnotize edecek bir şey yaparak, yani sağdan ve soldan bariyer oluşturarak iki taraftan açarak kanatlarını, balığı sanki ben yokmuşum der gibi. Ya bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Balıkların göç ederken girdikleri alanda, yani girdikleri denizlerin veya okyanusların her ne boksa bunun tuzluluk oranı falan, o sıcaklık farklılıklarına alışması gibi durum söz konusu. Mesela bir örnek vereceğim. Belki önce anlatmışımdır. Tekeler var. Marmara Denizi'nde var mesela böyle şeffaf karidesler. Böyle ayakları, bacakları sarı lacivert. Şeffaf, normal bir teke. Sürekli bir yayın GG yazanlar oluyor ara ara. Amına koyayım, ne yaşıyorsunuz ya? Yayın var oğlum. Şimdi bu tekeler, alsana abonem o da ya. Amına koyayım. Var var, yayın var da. Hater mıdır nedir, gelip boş boş. Aldım. Şimdi bu tekeleri biz ne yapıyoruz biliyor musun? Deniz akvaryumu kurduğum dönemlerde şunu yapıyordum ben. Ulan karidesler, fire shrimpler falan bilmemler, karidesler satılıyor. Bunların tanesi 100 lira, 150 lira, 200 lira. Bilmem ne, çok pahalı öğrenci olduğum dönemlerde. Ulan dedim ki akvaryumda bir karides görmek istiyorsun. Daha bilgisizsin. Ulan Marmara'da var. Ben iki tane kepçe vurup alsam giderim deniz akvaryumuna koyarım. Çocuğum o zamanlar. Gidiyordum işte bir tane kepçeyle karanlık bir ortamda bir iskelin ayağına o kepçeyi vurduğunda içinden çıkıyor. Yani oluk oluk da yakalarsın. Ben aldım bir iki tanesini, attım şeye, 15-16 ilk deniz akvaryum ne zaman kurdum ben? Neyse küçükken attım hayvanı, dedi yukarı çıktı. Öldü yani, yalan yok. İşte o zamanlar o araştırın muhabbeti var ya. Ondan sonra alıştırma denilen bir yöntem var. Ne yapıyorsun biliyor musun? Marmara Denizi'nin tuzluluk oranı X diyelim. İşte okyanusun bilmem nesinin tuzluluk oranı, yani o hayvanı yaşadığı bölge Y diyelim. Sen onu ona evirebiliyorsun, alıştırabiliyorsun damlatma yöntemiyle. Ufak ufak pıtık pıtık pıtık, hani akvaryumcular yapar ya, der ki sana balık sattığı zaman git bunu poşetin içindeyken akvaryumun içine bırak der. Koy ki alışsın, bir anda şoka girmesin hayvan der, yani yedire yedire alışsın derler ya. Aynı o kafa. Ben tekeyi aldım getirdim evde, büyük bir şeyi Marmara'nın deniz suyunun içeriğine koyarak akvaryumdan damlatma yöntemiyle, yani oksijen neydi o bizim, hava hortumlarıyla damlata damlata alıştırmaya başladım. %50'ye %50, yani işte atıyorum 500 mililitre su varsa, yarım kilo su varsa üzerine bir yarım kilo daha akvaryumdan akıtarak alıştırdım hayvanı. Bekledim dinlendirdim, bekledim dinlendirdim. Tekeyi bir attım deniz akvaryumun içine, pıt, canavar gibi. Alışmış hemen, köşede duruyor böyle sallanıyor falan. Mevzu da bu aslında. Yani bu göçlerde aslında diyorsun ki şu hayvan burada yaşamaz diyorsun ama oraya uyum sağlayabiliyor kim hayvanlar. Yavaş yavaş ilerleyerek sağdan ve soldan sıkıştırmak üzere çok sabırlı bir şekilde yaklaşıyor. Pozisyonun içerisine soktuktan sonra karidesleri yedim mi? Sanki yok. Bir oradaki su altındaki bir form. Yavaş modu kısabilirsiniz şimdi, abone moddayım. Hani balığın bir parçasıymış gibi zannetmiyorlar ve doğru ana geldiği anda da hop diye bir anda çok hızlı şimşek gibi atılarak oradaki balığı avlayabiliyor. Çok obur bir balık, çok etkin bir avcı. Kendi sularında bunların sayısı o kadar az ki. Şimdi gidip Kızıldeniz'de bir dalın. Bak burada anlatır o. İki günde alın, belki bir tane aslan balığı bile göremezsiniz. Niye? Çünkü zaten bu aslan balığının yaşadığı ortamda yaşayan, onun kadar en az rekabetçi bir sürü balık var. Yani ortam zaten... Eti yenir bunun. O orada ancak kendini belli sayıda yani ifade edebiliyor. Ama ne zaman buraya geliyor? Üzerinde hiç baskı yok, avcı yok, kafa ortam rahat. Bomboş. Ah. İşte o zaman patlıyor. Tropik denizlerde baktığımız zaman işte aslan balıktan büyük canlılar hangileri var ve hiçbir şekilde korkusuz olan
avcı neler var? Köpek balıkları var. Akdeniz'de de köpek balıkları var aslında ama çok azalmış vaziyette haliyle. Onlara yaşam alanı bırakmadık çünkü. Orfozlar var mesela. Bizim işte belgeselini yaptığımız orfozlar var. Ama oltayla, zıpkıncılıkla veya kıyı alanlarının yıkıma uğramasıyla orfozlar da çok azalmış vaziyette. Kıyısal alanımızda bir takım koruma bölgelerinin, güvenli alanların, yani hiçbir avcılığın yapılmadığı, para sahibi bir insanın, yatırımcının resort açamadığı, işte deniz çayırlarını Karayip kumları yapacağım diye yok etmediği, talan etmediği, oraya bir dalga kıran kurmadığı, anlatabiliyor muyum? Dönüştürmediği, kooperatifin bütün her tarafında yapılmadığı kıyıların, bir şekilde de filtrasyonsuz bir şekilde denize sular akıtmadığımız güvenli alanlara ihtiyacımız var. Bizde şu anda bu %3. Siz bu alanları korumaya başladığınız andan itibaren orfozlar da oluyor, köpek balıkları da oluyor ve aslan balığı gibi yeni gelen balıkların bu kadar fazla çoğalmasına izin vermiyorlar. Çünkü doğa bir denge unsuru. Ama size iyi haberi de vereyim. Şimdi bizim biliyorsunuz Gökova Körfezi'nde başta olmak üzere balıkçılığa kapalı deniz koruma alanlarımız var. Bu alanlar içerisinde 10 yıldır kimseyi avlandırmadığımız, çok iyi koruduğumuz için bizim besin zincirinin üzerinde apex... Neymiş o? Özel çevre koruma bölge sınırı, troll veya gırgır avcılığına ve gırgır avcılığına kapalı alanlar, balıkçılığa kapalı alanlar. Çok iyi koruduğumuz için bizim besin zincirinin üzerinde apex predator dediğimiz büyük balıklarımız geri döndü. Ne oldu? Orfozlar, laoslar arttı, köpek balıkları geldi, fokların sayısı arttı. Dolayısıyla bunlar bu alanı kapladıkları için diğer balıklarla hem avlanıyorlar, onların üzerinde bir baskı kuruyorlar, hem de zaten teritoriyel olarak oraya sokmuyorlar. Dolayısıyla balıkçılığa kapalı deniz koruma alanlarının içerisinde dışarıda olduğundan çok çok daha az istilacı tür var. Bu da bize neyi gösteriyor? İyi korunan, tamamen balıkçılığa kapalı deniz koruma alanları aslında hem iklim değişikliğine hem de istilacı türlere karşı bir dayanım yaratıyor. Demek ki biz kıyılarımız boyunca böyle cepler yaratarak birbirleriyle ekolojik olarak bağlantılı, birbirlerinden çok uzak olmayan deniz koruma alanları yaratarak aslında kendi biyolojik çeşitliliğimizi o ceplerde koruyarak arttığı zaman sayısı bunlar zaten dışarıya otomatik olarak taşıyorlar. Yani istilacı türlerle mücadele etmenin en iyi yöntemlerinden biri bu tür koruma alanları. İkincisi, bunları ekonomiye sokabilecek her türlü yöntem, yiyebiliyorsak tüketeceğiz, zehrinden yararlanabiliyorsak yakalayacağız. İnsan müdahalesi hiçbir zaman güzel değildir denizlere karşı ama doğal döngüde insan müdahalesiyle değişmiş bir ortam varsa Süveyş kanalının açılmasından bahsediyoruz. Ve burada doğal predatörü, yani avcısı olmayan bir takım canlılar var. Eğer avcısı yoksa, büyükler, büyük canlılar bunları yiyemiyorsa bir şekilde bu canlıların popülasyonundaki dengesinin kurulması gerekir. O noktada da yani bizler gidip işte çok az kalmış, nesli tükenmiş canlılar veya ufak balıklar, kapansın ufak ya, bir şey olmaz, diğer canlılar yemek yerine... Kilitlendim. Bu tarz canlılara odaklanıp bunların popülasyonunu dengeleme yolunu seçebiliriz. Zira aslan balığını ben tattım. Hani birçok farklı yoldan denedim. İşte sebiçe olsun, tavada olsun, şurada olsun, burada olsun. Eğer düzgün bir şekilde eldivenle, makasla, düzgün bir hani bilgili bir şekilde girerseniz... Aynı X, teşekkür ederim kardeşim. Biri daha az önce atla bonik ama görmedim. Pilotosunu veya işte etini... farklı türde şeyler yapmanız mümkün. İnsanlar artık çiftlik balığı yemekten sıkıldı. Ya boku çiftlik balığı. Zaten neyle beslendiğini bilmedikleri için de çiftlik balıklarının omega 3 değeri ne kadar doğadaki balıkla örtüşür, o da bir soru işareti. Şimdi bu balıklar doğal balık zaten. Doğadan yakalanıyorlar. Birçok restoran bu türü menüsüne koydu, otel zincirlerimiz menüsüne koydu. Birkaç türümüz çok büyük bir popülarite yakaladı. Aslan balığı başta olmak üzere. Bir de tabii şu anda fiyatları çok ucuz. Bu balığı balıkçı yakalayıp... Aslak ne ya? Aslan balıkları ucuzmuş arkadaşım. Hiç yemedim. Bu balıkların fiyatları kıyaslanamayacak. Ama eminim lezzetli yapılabiliyordur yani. Hani. Sürece yıllardır, yüzyıllardır, binlerce yıldır aşırı avladığımız kendi balıklarımız da biraz kenarda nefes alsınlar. Çoğalmaya başlasınlar ki daha sonra tekrar sağlıklı bir sayıya, popülasyona ulaşalım. Ya çok enteresan ha. Biz Caddebostan'da, ben küçükken babamla giderdim sahile, alırdım kamışları. Salla babam. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Oo, sen neredesin ya? Biraz huzur defaladım. Ya sıçayım, ben bir huzur atayım dedim. Anasını satayım, hepiniz bir yerdeymişsiniz ya. Sinirim bozuldu.
Para var, huzur var bu yayıncılık işinde. Ha, harbiden paranız var, huzurunuz var ya. Paranız var, vaktiniz var abi kardeşim. Ne yapıyorsun, neredesin? İyi, evdeyim abi, şimdi geldim işte. Ha, döndün. Selam vereyim dedim. Ha, döndüm döndüm. İyi yaptın, hoş geldin kardeş. İyi yayınlar. Eyvallah, hadi görüşürüz. Hadi. Onu anlatıyordum. Caddebostan'da Kamış'ı bir sallıyorduk. Abi çek, babam çek, istavrit. Çaparinin üstü tamamen dolu. Abi aradan 6-7 sene geçti. Böyle sahile falan indiğimiz zamanlar arkadaşlarımla veya babamlarla işte sahilde balıkçılar var. Yani balıkçı dediğim işte adamlar hobi olarak da tutuyor. Balık yok. Adamların kovasının içi bomboş. Yani çok enteresan. O kadar hızlı tükeniyor ki bir şeyler. Aşırı korkutucu oluyor. Neden dönsünler ki? Mis gibi bir ortam. Yeterince av var onlar için. Geri dönüşü yok. Bir istilacı tür bir yere varırsa, yeni bir ekosisteme, oradan asla geri dönüşü yok. Dönmez diyor. Yani artık aslan balığıyla yani birlikte yaşamayı öğreneceğiz diyor. Yiyemiyorsak, başka bir şeyi de kullanma şansımız varsa ekonomik olarak, onu yapacağız. Şimdi, aa, Türkiye'deki bazı istilacı türler. 1945 yılından kayda verilen bir tür var elimizde ki bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. Balon balığı. O zamandan yok beri lan. Tutup hatta Akdeniz balığı sandığı. Beyaz sokar. Sokkan dediğimiz, Siganus. Beyaz sokar dediğimiz balık. İki tür var bunun, siyah ve beyazı. Lezzetli bir balıktır. Sırt dikenleri zehirli, tamamen otçul bir balık. Bu balık Akdeniz kıyılarımızdaki bütün makro alg örtümüzü yedi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yarın sabah uyanıyoruz ve benim arkamdaki hiçbir orman yok ve hiçbir bitki yok. Algin önemi. Aslında su altında olan bu oldu. Türkiye tarihinin en büyük biyolojik çeşitlilik kaybını bu balıkların sular altındaki makro algin adamlar manuel müdahale ediyor. Yemesiyle kaybetti. Bu ortamı kaybettiğimiz için de balıkçılığımız, türlerimiz ve biyolojik çeşitliliğimiz çok ciddi bir sıkıntıya ve bir anda daralmaya girdi. Akdeniz'e tropikallerden gelen 5 tür balon balığı olsa da bunların bir tanesi noktalı balon balığı. O kadar saldırgan, papağan gibi bir dişi olan, her şeyi yiyebilen. Abi bu nasıl bir çene gücü ya? Ağını, dişe bak. Kurşununu, her şeyi ısırıp parçalayıp koparabilen. Hangi balıkçıya sorarsanız sorun, en büyük sorunuz ne diye herkes balon balığı diyor. Sırf balon balığı yüzünden balıkçılığı bırakan balıkçılar da var. Balon balığı çok zehirli olduğu için karaya çıkartılması dahi kanunlarımızda yasak. Ama bu balığın biyokütlesi o kadar arttı ki Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün vermiş... Bu arada ben Delimli'nin videolarından bakıyorum. Adamlar olta sallıyor, çekiyor mutlaka yani. O kadar fazla var ki. Rakamlara göre de belki de Doğu Akdeniz'deki balık biyokütlesinin %20'sine yakını balon balığı diyorlar. Balon balığı geldiği andan itibaren karides balıkçılığı çöktü, ahtapot kayboldu. Çok saldırgan bir balık. Bu balığı yiyemiyoruz, tüketemiyoruz da. Dolayısıyla bu balığın zehrini kullanmak için belli araştırmalarımız yeni devam ediyor. Yeni videosunu gördüm az önce. Yaklaşık 20 senedir sularımızda olan, ticari olarak avlanan, kıl kuyruk mercan dediğimiz, kuyruğunun üstünde incecik bir filamenti olan pembe bir mercan türü var. Bizim yerel mercan türlerinden çok çok daha lezzetli. Bunun dışında yine Kızıldeniz'den gelen iki tane barbun türü var. Sarı çizgili barbun, kırmızı çizgili barbun. Bizimki de her kadar lezzetli değiller ama çok çıktıkları oluyor. Özellikle İskenderun körfezinde. Lokum balığı adı verilen bembeyaz eti olan Gökova körfezinde aşırı çıkan bir balık var. Canım balık bu balık çıktı çok ya. Lezzetli balık. Asker balığı denen bir balık var. Kimisi soğan balığı diyor. Beyaz üzerinde kırmızı çizgileri olan. Bu içeride yeni videosu ne ya? Sipsi. Bence hepsinin içerisinde rakip tanımaz bir şekilde lezzetli. Bir de pullarını soymak çok zor ama pullarıyla ızgara yaptığın zaman kabuk gibi o pul çıkıyor sonra. İçinden bir et çıkıyor, bir lezzet çıkıyor. Yani ben abi açık ara en favori. Izgara balıkçıyım. Yine Kaş sularında çok fazla bulunan külah balığı denen. Çok ince uzun bir balık var. Bizim sularımızda çok kalınlaşıyor. Böyle artık çapı 10 santime kadar varıyor. Bu balığın eti bembeyaz. İnanılmaz bir lezzet. Tabii markete düşecek kadar çok yakalanmıyor. Balıkçı ağlarından çıkıyor. Balıkçı kendi de tükettiği oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi istilacı türler sularımızdaki. Ve yenebilecek türler. Ve yine Kızıldeniz kökenli bir uzun dikenli deniz kestanesi var şu anda. Her yeri kapladı ve zaten sularımızda olmayan makro... Bunların olayı çok farklı. Kalan büyüyenlerin de bu deniz kestanesi... Sperm salgılıyorlar. Bundan kurtulma şansımız muhtemelen hiç yok ve gittikçe de sayısı artıyor. Günde belki binlercesini öldürerek deney yaptığımız alanlarda bir ay sonra gittiğimizde sanki hiç öldürmemişiz gibi aynı sayıda var. Siz bu ilk el sandım ha. Ben de el sandım eldivenle. Dişisi de yumurtayı atıyor. Aslında siz onları öldürürken aynı zamanda üremelerine yardımcı oluyorsunuz. Öldürdükçe üretiyorsun hayvanı. Dolayısıyla hani öldürmek öyle bir çözüm olmadı şu ana kadar. Ama
çok aşırı toplamak ticari bir olgu haline getirebilirsek, insanlar çünkü çok sıralarda da yaşıyor biliyorsunuz. Herkes çıkarıp yiyebilir, tüketebilir, satabilir. İşte adam onu söylüyor yani, öldüremiyoruz, öldürdükçe artıyorlar. Bunun dışında tabii bunu farklı bir yöntemle toplanabilir hale getirebilir miyiz diyor. Kabuklu var, deniz salyangozu var, küçük karidesler, yengeçler var. Tabii bunların hepsini tek tek saymak mümkün değil. Dediğim gibi günde 9 tür giriyormuş Kızıldeniz'den Akdeniz'e. Hani bir kısmı hayatta kalıyor, bir kısmı kalamıyor, bir kısmı buralara geliyor, gelemiyor. Ama şurası kesin. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda çok daha fazlası gelecek. Ve çok daha istilacı türlen yeni bir... Geliyor gelmekte olan...